Merhaba arkadaşlar, bu konu anlatım videomuzun konusu sayı kümelerinin özellikleri olacak. Biliyorsunuz birinci tema yeni müfredatta arkadaşlar sayılar ünitesi. Sayılar ünitesinin de arkadaşlar altında üstlü köklü gösterimler, sayı aralıkları vardı, onları anlattık. Şimdi sayı kümelerinin özelliklerini işleyeceğiz, daha sonra da işlem özelliklerine bakacağız. Yani arkadaşlar birinci temanın üçüncü alt konusu sayı küme. Şimdi bu alt konusunda da arkadaşlar sayı kümelerin sıralı olmasına bakacağız. Aynı zamanda arada olma özelliğini inceleyeceğiz arkadaşlar bu videomuzda. Hemen hatırlatmamı yapıyorum. Yeni müfredata ait konu anlatımlarını arkadaşlar buraya oynatma listesinin linkini koyuyorum. Bu oynatma listesinde toparladım. Hepsini sırasıyla bulabilirsiniz. Aynı zamanda sevgili arkadaşlar bu ders kitabımıza ait tüm soruları da çözüyorum. Ayrıca onların sıratsizdeler, ön değerlendirmeler, ölçme değerlendirme. Onlar için ayrıca oynatma listesinde yine buraya linkini koyarım. Onlara da bakmayı ihmal etmeyin. Aynı zamanda sınıf içi ölçme etkinlikleri var. MEB'in ODSGM sitesinde yayınlamış olduğu. Oradaki testleri de çözüyorum. Onlara da bakmayı ihmal etmeyin. Evet sevgili arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için ki onların kaynaklarını kullanıyoruz. Ben de size konuyu anlatırken yardımcı olmaya çalışacağım. Evet, sıralı olma demek ne demek arkadaşlar? Onunla bir başlayalım. Şimdi şurada bir takım özellikler var. Bildiğimiz özellikler hemen üzerinden geçelim. Şimdi sevgili arkadaşlar B A'ya eşit ya da A'dan büyük ise, yani sayı doğrusunu düşünürsek arkadaşlar sıfırın nerede olduğu hiç önemli değil. A burada, B burada ise biliyorsunuz sağa gittikçe sayı doğrusu da sayılar büyüyordu ki sayı doğrusuna ne diyorduk? Candır. Şimdi eğer arkadaşlar A B'den küçük eşit, aynı zamanda B de A'dan küçük eşit ise Allah Allah böyle bir şey olabilir mi? İşte arkadaşlar bu durumda B ile A aynı hatta, yani eşit olursa, birbirlerine eşit olursa böyle bir durum söz konusu olabilir. Diğer yandan yine arkadaşlar bu sefer B A'dan büyük. Şimdi bu dediğimiz gerçekleşti. B A'dan büyük eşit. Aynı zamanda C de arkadaşlar B'nin sağında yer alıyorsa o zaman nedir arkadaşlar? A C'den küçüktür. Solda yer alır. Bunu da hallettik. Şimdi B A'dan büyük ise tamam, güzel. Bunu ne diyelim? Mesela şöyle olsun bak. 4, 5'ten büyük eşit değil mi? Aynı zamanda 6 da 5'ten büyük eşit. Dolayısıyla arkadaşlar 6, 4'ten büyük olur. Burada demek istediği bu. Diğer yandan yine B A'dan büyük ise arkadaşlar herhangi bir C sayısı eklendiğinde, C sayısı her iki tarafa eklendiğinde bu eşitsizlik hali değişmiyor. Yine 4, 5'ten büyükse arkadaşlar her iki tarafa 2 ekleyelim. 2 eklediğimizde ne olur? 6 hala 7'den küçük olur. Öğretmenim negatif eklesek mesela arkadaşlar eksi 2'yi ekleyelim. Bakın eksi 2 eklediğimizde 4 eksi 2 daha 2 yapar. 5'e eksi 2 eklersek 3 yapar. Yine eşitsizliğimiz bozulmadı. Diğer yandan yine hop, sayı doğrumuzu güncelleyelim. A burada, B burada. B hala A'ya eşit olabilir. Böyle bir durum söz konusu. Eğer C sayısı bir pozitif sayıysa, sıfıra eşit ya da pozitif bir sayıysa, her iki tarafı ben C ile çarparsam eşitsizliğim değişmiyor. Yine örnek verelim. 4 ile 5'i verelim yine. Arkadaşlar 2 ile çarpalım bakın. Çarpı 2, çarpı 2 yaptığımızda burası 8, burası da 10 olur. Hala eşitsizliğimiz kendini muhafaza eder. Diğer yandan yine B A'dan büyük olsun. Bu sefer C arkadaşlar negatif ya da sıfır. Negatifse A ile C'yi çarptığımda B ile C'yi çarparsam eşitsizliğim yön değiştiriyor. Bak nasıl oluyor. 4, 5'ten küçük ya. Şimdi eksi 2 ile burayı çarpalım. Eksi 2 ile de yine burayı çarpalım. Burası eksi 8, burası eksi 10 olur. Sen eğer zaten eşitsizliği değiştirmezsen mantıksız bir şey söylemiş oluyorsun. Ne oluyor? Eksi 8 şimdi sıfıra daha yakın olduğu için eksi 8 burada, eksi 10 burada, sıfır burada. Sağ tarafta yer alan eksi 8 daha büyük hal alır. Doğru mudur? Doğrudur hocam. Sıralı olma özelliklerinde arkadaşlar bunları görüyoruz. Şimdi diğer yandan yine eğer A sayısı arkadaşlar pozitif, B sayısı da pozitif, sıfır burada, A burada, B burada ise veya aynı durumda sevgili arkadaşlar sıfırdan küçük olurlarsa sıfır yine burada olsun, B burada, A burada. Burada değişmeyen ne sevgili arkadaşlar? B'nin
her durumda A'dan büyük olması. Bu durumda da arkadaşlar 1 bölü A büyüktür 1 bölü B oluyor. Bu da şöyle söylüyorduk sevgili arkadaşlar. Şimdi A B'den küçük ya, sayıların tersini aldığımızda, bakın eksiyle çarptığımızda da eşitsizlik yön değiştiriyor. Çarpma yarıyarı terslerini aldığımızda da eşitsizliğin yön değiştiriyor. Burada şairin anlatmak istediği bu. Şu ikisinin kabaca aklında kalanı o olsun arkadaşım. Anlaştık mı? Eşitsizliklerde sevgili arkadaşlar, negatif bir sayıyla çarptığımızda ya da sayının tersini aldığımızda eşitsizlik yer değiştiriyor. Yine sevgili arkadaşlar, A, B'den küçük görüyorum ama pozitifler için. Şöyle göstereyim. 0 burada, A burada, B burada olsun. Arkadaşlar A'nın pozitif tam sayı kuvveti alındığında, B'nin de pozitif tam sayı kuvveti alındığında eşitsizliğim yine yön değiştirmiyor. Örnek yine 4 ile 5'i verelim. 4, 5. Karelerini alalım. 4'ün karesiyle 5'in karesini kıyasladığımda burası 16, burası 25 yapar. Gördüğünüz üzere değişmedi. Şimdi ben, benim zamanımda da biz bunları öğrendik arkadaşlar. İlkokul ya da ortaokulda öğrenmiştik hatırlıyorum. Kendi kendime şey diyordum ya, ne kadar mantıksız, bunları niye söylüyorum? Evet zaten böyle olur diyordum. Ama bunları bir hatırlamakta fayda var. Sen ileride işlemler yaparken bunları çok çok kullanacaksın. Tamam mı? Gayet bildiğimiz şeylerin üzerinden gittik. Şimdi arkadaşlar sayı kümelerinin arada olma özelliği neymiş, bir onu yakından irdeleyelim. Ne ola ki bir arada olma özelliği? Ondan önce arkadaşlar iki tane bir tanım yapalım ki şuradaki değerlendirmeleri ona göre yapacağız. Tanımlarımızdan bir sayı kümesindeki herhangi iki sayı arasında aynı sayı kümesinden, bakın herhangi sayı kümesinde arkadaşlar iki sayı arasında yine aynı sayı kümesinden başka bir sayının yer alması o kümenin arada olma özelliğine sahip olduğunu gösterir. Şimdi detaylara gireceğiz. Burada anlatacağım. Bir de arkadaşlar karşıt örnek sunma var. Bir hipotezde bulunuyorsun. Bir önermen oluyor arkadaşlar. Bir iddiada, bir hükümde bulunuyorsun. Eğer karşıt örnek sunarsan, ki söyleyelim okuyalım, bir genellemenin tüm durumlar için geçerli olmadığını kanıtlamak için kullanılan matematiksel bir yöntemdir. Bir önermenin yanlış olduğunu göstermek amacıyla bu önermeye uymayan tek bir örnek dahi yeterlidir. Yani bir tane örnek verince karşıt örnek, o zaman o çürümüş oluyor değil mi arkadaşlar? Trilyon tane karşıt örnek sunmaya gerek yok. Şimdi bu ikisinin ışığı altında arkadaşlar, bu spot ışıkları altında, şimdi biz şuradaki sonuçlarımızı bir değerlendirelim. Bakın doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayılar kümeleri sıralı kümelerdir. Yani şurada bahsettiğimiz, ilk bölümde bahsettiğimiz bütün sıralı olma özellikleri arkadaşlar, şu gün şu ana kadar öğrendiğimiz irrasyonel sayılar haricindekiler, doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar, gerçek sayılar, sayılar kümesi, sayı kümeleri konusunda işlemiştik. Hepsi de arkadaşlar sıralı kümelerdir. Bu cepte. Ardışık iki doğal sayı arasında herhangi bir doğal sayı yer almaz. Ne demek istiyor? Bak sayı doğrusunda herhangi iki tane ardışık sayalım. 27, 28. Sevgili arkadaşlar burada herhangi bir tam sayı ya da doğal sayı. Doğal sayı da diye şuna bakın. Doğal sayı arasında başka bir doğal sayı var mı? Yok. Peki sayı var mı? Olmaz mı? Değil mi? Trilyon tane, trilyon bile yanlış. Sonsuz sayıda sayı var. Örneğin 27,2. Ama 27,2, 27 tam, onda 2. Tam bir sayı değil. Doğal sayı değil. Rasyonel sayı. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, ardışık iki doğal sayısında herhangi bir doğal sayı yer almaz. Şimdi şu cümleyi de okuduktan sonra sonuç cümlemizi de şurada okuyacağız. İki, ardışık iki tam sayı arasında da herhangi bir tam sayı yer almaz. Ona da hemencecik bir örnek verelim. Tam sayı dediği için doğalları terk edelim. Eksi 72, burada da eksi 71 olsun. Arkadaşlar bakın yine bu arada sonsuz adet sayı var. Örneğin eksi 71,8 var. Ama nasıl bir sayı bu? Rasyonel bir sayı arkadaşlar. Orantılı bir sayı, ondalıklı bir sayı, tam değil. Dolayısıyla iki ardışık tam sayı arasında herhangi bir tam sayı yer almıyor. O zaman sonucumuz ne arkadaşlar? Bakın karşıt örnek sunduk buralarda. Bu iki arkadaşta da karşıt örneğimizi sunduk ve gösterdiğimize göre şu sonucu çıkartabiliriz. Doğal sayılar ve tam sayılar kümelerinde arada olma özelliği yoktur. Konu kapanmıştır.
Anlaştık değil mi? Arada olma özelliği budur arkadaşlar. Doğal sayılarla tam sayılar küme. Bak ne dedik? Aynı kümeden eleman olacaktı. Bak burada var bir sayı var ama bu sayı doğal sayılar kümesinin bir elemanı değil. Burada da bir sayı var ama bu sayı da tam sayılar kümesinin bir elemanı değil. Dolayısıyla arada olma özelliği yok. Güzel. Şimdi geldik arkadaşlar rasyonel sayılar ve gerçek sayılarda. Herhangi iki rasyonel sayı arasında istenen sayıda rasyonel sayı bulunabilir. Allah Allah ne diyor? Gelin bir bakalım. Arkadaşlar 17,2 ile hatta kısıtlayalım 17,3. Öğretmenim bu arada sayı olmaz. Olmaz mı arkadaşlar? Bakın bu arkadaşlar biliyorsun virgülden sonra sağa yazılan sıfırların bir hükmü yoktu. Ben bu sayıyı 17,20 ya da 17 tam 10'da 2, 17 tam %20 ya da 17 tam %30 diye yazarım. Bu dolayısıyla ben bu araya 17 tam %25'i yerleştirebilirim. Bakın iki rasyonel sayı arasında bir hatta ben şu iki rasyonel sayı arasına da bir sayı yazabilirim. 17 tam %22. Hatta sen bu virgülden sonraki basamak değerlerini artırarak yine sonsuz sayıda sayı üretebilirsin. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar iki rasyonel sayı arasında istenen sayıda rasyonel sayı bulunabilir. Sen hemen anladın olayı değil mi? Rasyonel sayılar kümesinde arkadaşlar arada olma özelliği var. Peki gerçek sayı zaten arkadaşlar bunlar birer gerçek sayı değil mi aynı zamanda? Evet. Yani herhangi iki gerçek sayı arasında istenen sayıda sayı bulunabilir. Gerçek sayı dediği için o zaman irrasyonel sayılar da giriyor demektir arkadaşlar bunun içine değil mi? Evet irrasyonel sayıları da kabul edebiliriz. Hem rasyonel sayılar hem de gerçek sayılar için arkadaşlar arada olma özelliği vardır diyebiliriz. Aksini ispat edemiyoruz. Yani kendisini evet hissediyoruz, biliyoruz, gördük, birkaç tane örnek verdik. Bunun için de tabii sonsuz tane örneğe gerek yok. Aksini ispat eden varsa buyursun gelsin, asla da ispatını yapsın. Eğer bunun aksini ispat eden bir tane örnek bulursan o zaman ne diyeceğiz? Arada olma özelliği yoktur diyeceğiz. Oysa gördüğümüz üzere arkadaşlar hem rasyonel sayılarda hem de gerçek sayılarda istenen iki sayı arasında istediğimiz kadar sayı yazabiliriz. Dolayısıyla rasyonel sayılar ve gerçek sayılar kümelerinde arada olma özelliği vardır diyoruz. Anlaştık. Harika. Şimdi sevgili arkadaşlar bu kısmı burada tamamlayacağım. Bir sonraki konumuzda arkadaşlar sayı kümelerinin arada olması 4 işleme göre kapalılığını işleyeceğiz. Bu da biraz kafalarda soru işareti olan bir şey. Ama bir sonraki videomuzda da buna bakabilirsiniz. Hatırlatmamı da yapayım. Buraya yönetme listesinin linkini koydum biliyorsunuz. Hem konu anlatımları, hem kitabın çözümleri, hem de Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı örnek çözümleri burada bulabilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar, böylelikle bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.